Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da partisinin ilk kongresinde hem Suriye'ye hem de CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Sınırlarımız söz konusuysa kükremiş sel oluruz diye konuşan başbakan, CHP liderinin Aydın'da sarf ettiği sözlere cevap verdi. Şamaroğlu'nu arıyorsa aynaya baksın dedi. Dadaş diyarında kürsüye çıktığı sözlerine Mehmet Akif'in dizeleriyle başladı. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Partisinin Erzurum İl Kongresi'ne katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeki ilk madde beklendiği gibi Suriye oldu. Kendi halkına vahşice zulmeden, halkına ait silahları acımasızca halkına çeviren, çevre ülkelere hukuksuz saldırganlık yapan her kim olursa olsun hiç tereddüt etmeden haddini bildiririz. Sınırlarımız söz konusu olduğunda hak, hukuk, adalet söz konusu olduğunda tıpkı İstiklal Marşımızın emrettiği gibi kükremiz sel olur, bendimizi çiğner aşarız. Başbakan ana muhalefete de Suriye üzerinden yüklendi. CHP'yi Esad sevdalısı olmakla eleştirdi. Toplantıdan çıktı, birbiriyle çelişen ifadelerle Suriye'deki diktatör rejiminden ziyade kendi hükümetinin maalesef eleştirisini yaptı. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Sen Suriye'nin bağış partisi misin? Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi misin? Nesin? CHP Genel Başkanı'nın uçak kriziyle ilgili faturayı hükümete kesmeye çalıştığını dile getiren Başbakan, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye için yaptığı Şamaroğlan'ı benzetmesine de sert bir dille cevap verdi. Şamaroğlan'ı olmayan, herkesin saygı duyduğu bir Türkiye istiyoruz. Sorumlu bir genel başkan, kendi ülkesine Şamaroğlan'ı benzetmesini yapmaz yapamaz. Kusura bakmasın. Biz CHP Genel Başkanı'ndan dış politika dersi alacak değiliz. Eğer Şamaroğlan'ı arıyorsa aynaya baksın. Haritada Şam'ın yerini bile gösteremeyecek biri bize dış politika dersi veremez. Bakın açık açık söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar başına gelmiş en büyük talihsizlik.